ama benim meşhur kobra dansım var. Oynatayım mı kobrayı? Kobra dansını. Tabii sen görmedin mi uçenin kobrayı? Yani kobra dansını. Bak dikkatlice seyret. Güldürü ustası Rating Kamdi tatilini memleketi Antakya'da geçiriyor. Ünlü komedyen Televole için bir ilke imza atarak dünyada ilk araştırmacı komedi ustası oldu ve Antakya'da futbolun tarihçesini araştırdı. Bitti. Bakın. Ha. Ne mi yapıyorum? Burada. Antakya'da futbolun tarihini araştırıyorum. İster inanın, ister inanmayın ama Antakya futbolun beşiği. Ben şimdi burada futbolun gelmişini, geçmişini, futbolcuları, nerede doğduklarını ve neler yaptıklarını bir bir anlatacağım. Gördüğünüz zaman küçük televole dilinizi bile yutacaksınız. İzleyin ve görün. Belki inanmayacaksınız ama Hamdi'nin araştırmalarında ortaya çok ilginç bulgular çıktı. İşte tarihte ilk futbolcular. Efsaneye göre futbol önce suda başladı. Daha sonra futbolcular yavaş yavaş sudan karaya çıktılar. Hazır mıyız futbolcular? Hücum! Atla! Şimdi de çok ilginç bir yerdeyiz. İşte şu anda Saffet Susiç'in doğduğu yerdeyiz. Ve Saffet Susiç'in ataları burada. Evet. Neler söyleyeceksiniz bize bu konuyla ilgili olarak? Şırrrr diyor. Başka bir şey demiyor sevgili seyirciler. Birazdan havuz sistemi nasıl doğdu onu araştıracağız. Bizden ayrılmayın. Teleole'deyiz. Futbolun beşiğini, gelmişini, geçmişini araştırmaya devam ediyoruz. Ve ilk havuz sisteminin kurulduğu yerdeyiz. İşte sistem, işte havuz. Bunlar da tarihin ilk futbol otoriteleri. Hıncal Uluç'un büyük babası Hamit Bey ve Erman Toroğlu'nun büyük babası Erman Büyükoğlu. İşte onlar da bize şimdi futbolla ilgili bir şeyler söyleyecekler. Evet, futbolla ilgileniyor musunuz amca? Ben? Futbol, evet. Yok. Yok, görmüyorum. Görmüyorsunuz. Siz? Yok. Futbolla ilgilenmiyorlar çünkü onlar işi artık Erman ve Hıncal'a bırakmış durumdalar. Dünyanın ilk kilisesi Saint Pierre bile futbolun izlerini taşıyor. Şu anda Antakya'da bulunan dünyanın ilk mağara kilisesi Saint Pierre'in önündeyiz. Ve hemen ardından dünyanın ilk futbol ayakkabısını hep birlikte göreceğiz. Gelin. Efsaneye göre Trabzonspor Derebeyliğinden kontratağa doğru kaçan 1. Abdullahus işte burada şu gördüğünüz bozuk gol yolunda ilk ayakkabıyı düşürmüş ve unutmuş. Ve alıyoruz, bakıyoruz gördüğünüz gibi bir sol krampon. İşte Abdullahus ta buradan gol yollarına gidermiş. Ta buradan kartlardan kaçarmış. Ta buradan gidermiş sevgili seyirciler. Şimdi hep birlikte buraya doğru ilerleyeceğiz. Yalnız benim paket sığmıyor. Çok özür diliyorum. Siz bu kadarıyla yetineceksiniz. Tüm hızıyla devam ediyor futbol tarihi araştırmamız. Hamdi araştırmalarını sürdürürken şimdi de kimin izine rastlıyor dersiniz. Sizin Alişan tam bir palyaço. Nasrettin Hoca bile Alişan'ın eline su dökemez. Rezalet, rezalet. 60 milyonluk Fenerbahçe kulübü zamiyasının baskınına elin tosakı nasıl palyaço der? Araştırmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Efsaneye göre Fenerbahçe Oğulları Beyliği bu gördüğünüz Antakya'nın Harbiye beldesinde Döver yolu üzerinde kurulmuş. İster inanın ister inanmayın ama Fenerbahçe Oğulları Beyliği'nin beyinin de en büyük heykelinin burada olduğu söyleniyor. Aa, o da ne? Buldum seyirciler, buldum. Evet sevgili seyirciler, ister inanın ama ister inanmayın. İşte Fenerbahçe oğullarının lideri Ali Şenus 4. Ramsus'un pipusu. Ay pardon, poposu yok yani purosu. Buldum. Futbolun beşiği araştırmamız tüm hızıyla devam edecek. Vay anasını sevgili seyirciler. Tarihin ilk tribün küfürüne gelince. Sevgili seyirciler şu anda arkamda bir yarık var. Elimde de bir dal var. Bu durumda dal yarık olayını hep birlikte gördünüz.
Ha hazır laf buradan açılmışken ben ilk yaşanan küfür olayından bahsetmek istiyorum. Beşiktaş oğullarıyla Cimbom oğulları arasındaki bir maçta ilk olarak şu elimde gördüğünüz taş işlenip bir fincan haline getirilmiş. Gördüğünüz gibi böyle taşlardan fincanlar oyulmuş, içine nokta koyulmuş. Biip. Ve şimdi de sırada tarihin ilk kırmızı kartı var. Futbolun gelmişi, geçmişi, dünü bugünü araştırmamız tüm hızıyla devam ediyor. Ve şu anda Neolitik dönemden kalma bir mağaradayız. Aman sevgili seyirciler, ayağım zıyptı. Ve işte gözlerinize inanamayacaksınız. Yaptığımız araştırmalar sonucunda işte dünyanın ilk kırmızı kartını bulmuş bulunuyoruz. Bu kart zaman içerisinde evrim geçirerek şimdiki ideal ölçülerine ulaştı. Araştırmamız tüm hızıyla devam edecek Teleole izleyicileri. Bu kaya mezarda saklı esrarengiz olaya gelince... Sevgili seyirciler, eskiden futbolcular sevdikleri eşyalarla birlikte gömülürlermiş. Fenerbahçe Polis İmparatorluğu'na ait bir kaya mezarının önündeyiz şu anda. Ve bu kaya mezarında şu anda Fenerbahçe Polis İmparatorluğu'ndan bir futbolcu yatıyor. Ve bakalım en sevdiği eşya neymiş? Hep birlikte şimdi bu mezara dikkatlice elimizi uzatıyoruz. Ve evet sevgili seyirciler... Aman tanrım. İşte gördünüz sevgili seyirciler. Bir Fenerbahçe forması. Ta binlerce yıl önceye uzanıyor. İnanmazsanız bakın. İşte milattan önce 1907. Araştırmacı komedyen Hamdi Alkan'la çekimler sırasında daha neler oldu neler. Az sonra. Ali Şenus'un pipusu. Ay pardon poposu. Çok özür diliyorum. Piposu. Ay olmadı be.